Arkadaşlar merhaba. Şimdi ilk videolarda ilk temanın nasıl kurulduğunu atlamıştık. Şimdi çok kısa bir bilgi vereceğim size. Normalde görünümden temalardan girip bize verilen zip dosyasını, temanın zip dosyasını buradan Add New deyip yüklüyoruz. Yükledikten sonra, ilk yüklemeyi tamamladıktan sonra burada temamız gözükmeye başlıyor. Hangi tema yüklüyse bizde o gözüküyor ve onu seçiyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bize genelde şu yukarıdaki gibi bu tema şu 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 pluginleri gerektiriyor gibi bir şey söylüyor. Bunu hemen pluginleri yükle deyip diyelim ki temaya girdik. Tema, görünüm temalar altından yükledik. Yükledikten hemen sonra temayı seçtik. Ve seçtikten sonra diyor ki bunları yükleyin mutlaka bu tema bunları kullanın diyor. Böyle bir durumda bunu yükle diyoruz. Burada iki tane seçenek var. Bir tanesini zannedersem sadece yüklemeliyiz. İki tane görsel editleyici var. Bunlardan birini yüklememiz lazım. O yüzden bir tanesini kaldırdım. Şu an yüklemeye başladı. Biraz bekleyeceğiz hepsini yüklerken. Temanızın zip dosyasını açtığınızda içinde iki tane zip olabilir. Bir tanesi örneğin bu Woodmart teması galiba. Woodmart teması için işte Woodmart.zip, diğeri de Woodmart.child.zip olabilir. Genelde önce Woodmart'ı yüklüyorsunuz, sonra Child'ı yüklüyorsunuz. Child'ı yükledikten sonra temalar bölümünde iki tane gözüküyor. Hem Woodmart gözüküyor hem Woodmart Child gözüküyor. Woodmart Child'ı aktif ediyorsunuz. Bunun nedeni tema üzerinde bir değişiklik yaptığınızda ana temanın bozulmaması. Child'ı seçerseniz yaptığınız işlemler sanki Child üzerinde yapıyormuş gibi gözüküyor. Ben bir problem yaşamadım bugüne kadar. Child'ı yüklemesem de. Ama tavsiye edilen bu. Burada Woodmart'ı yükledikten sonra temayı da yükledik. Şurada Woodmart diye bir seçenek var. Evet, tamam hepsini yükledi zaten galiba. Süper, tamam hepsini yükledi. Yüklediklerimizi bir tek plugin'i yüklemek yetmiyor. Yükledikten sonra bir de hepsini aktif etmeniz lazım. Yani bunları yükledik ama açmadık daha. O yüzden seçip activate diyoruz. Şimdi sol menümüz bir sürü başka plugin'in şeyiyle dolacak. Menüsüne dolacak. Evet, bunları da yükledik. Şimdi sayfayı bir kere yenileyelim, göreceksiniz. Evet, bakın HTML blocks, projects, contact, slides. Bir önceki videolarda anlattığımız şeyler geldi. Artı bir de bir kurulum ekranı geldi. Bu bir e-commerce sitesi gibi düşünelim. O zaman ilk WooCommerce açıldığında mağaza adresim. Mağaza adresim 2. Buraya adres işte il, ilçe, mahalle neyse onları yazıyorsunuz arkadaşlar zaten. Şuradan Türkiye otomatik öneri çıkıyor. Çıkmasa. Türkiye şöyle İstanbul desek. Bir türlü beceremedim ben bunu. Şöyle elle yapalım. Tamam. Mesela İstanbul'da bir... Allah Allah. Peki. İstanbul'da bir şey, siteye tıkladım. Tamam. Tekrar İstanbul'u aratayım. Yok. Tamam. Sarıyer diyelim mesela. Tamam. Ben kendi şeyimiz 34.398 örneğin salladım bundan. Tamam. Devam et diyelim. Dataları paylaşalım mı bu WooCommerce'de dedi.
bu sitemde falan da. Ben de paylaşmadım. Ne satacağım? İşte fashion, health and beauty satacağım. İşte fiziksel şeyler satacağım. Herhangi bir şey istemiyorum. Ücretli. WooCommerce'in ücretli eklentileri var. İsterseniz onları kullanabiliyorsunuz. Subscription modülü. Vesaire vesaire. Bunları yükleyeyim mi diyor. Bunları yüklersem güzel olur diyor. Otomatik. Bu işlerini halledersin diyor. Ne var işte Facebook plugin'i var. Google Ads plugin'i var. MailChimp plugin'i var. Bunları yüklüyorum. Biraz bekleyeceğim. Tamam. Yani temaları da bana zaten gösterdi. Benim istersen WooCommerce'in diğer free temaları var. Onlarla devam edebilirim. Burada bana aktif temamla devam et dedi. Jetpack diye bir plugin var. İçinde çok şey barındırıyor. Bunu da yükleyelim. Bunları tek tek anlatmıyorum şimdi. Bu video içerisinde geçen her şeyi sizin ufak Google search yapıp anlatmanızda fayda var. Yani Jetpack içerisinde ne var? WooCommerce'in işte Facebook'la eklediğimiz plugin'de neler yapmamız lazım? AdWords ekledik plugin'i ne yapmamız lazım? MailChimp nedir? Bunlara belki önümüzdeki videolarda bakarız ama bakmasak da siz şimdi önden bakabilirsiniz. Birazcık daha bekleyeceğiz şimdi. Evet, WooCommerce'imiz de yüklendi. WooCommerce'in ilk baştaki kurulumu ile ilgili bu adımları takip edip tek tek kurmak lazım. Ama biz şimdi temanın demosunu kuracağız ilk olarak. Evet, ticaret ayarlarımızı sonra yapacağız. Temanın demosu için buraya gidiyorsunuz. Rootmap. Önce soldaki import base data diyorsunuz. Bu yüklemeye başlıyor. Bu bittikten sonra isterseniz buradan önce bunu yapıyorsunuz. Sonra buradan istediğiniz bir sürü teması var biliyorsunuz Rootmap'ın. Bir sürü çeşitli işte iş için market, süpermarket, işte elektronik eşya, kahve, kafe ne ararsanız var. Buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Onu yükle diyorsunuz. Şimdilik bu kadar.